Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Robin Yayla, tasarımcı ve illüstratörüm. Gezip gördüğüm yerlerdeki yapıların üzerlerine yaptığım illüstrasyonlarla, yani resimlerle, onları başka nesnelere dönüştürüyorum. Görmeye alışkın olduğumuz şekillerde değil, bambaşka nesneler olarak insanların karşısına çıkarmaya amaçlıyorum. Bir nevi maskeleme yapıyorum. Ama ben önce hikayemi biraz başa sarmak istiyorum. Geçmişte yaşadığım bazı olayların şu anda yaptığım işle bağlantısını size anlatmak istiyorum. Hayatımdaki bazı kırılma anlarından, dönüm noktalarından bahsetmek istiyorum. Umarım ilham verici bir konuşma olur. Tabii ki herkes gibi ben de çocukken başladım resim çizmeye. Kalem ve kağıt benim en yakın dostlarımdı. Bunun nedeni takım sporlarına olan yeteneksizliğimdi ve sınıf arkadaşlarım tarafından basketbol veya futbol oynanacağı zaman pek fazla tercih edilmememdi. Bu nedenle kalem ve kağıt benim en iyi dostlarım olmuştu. Duygularımı, düşüncelerimi hep onlar yoluyla ifade etmeye başlamıştım. Ders defterlerim bir yerden sonra artık resim defterim haline dönmüştü ve hocalar bu konuda çok şikayetçilerdi. Ve her derste hocalardan azar işitiyordum. Hatta bir keresinde Türkçe hocamın anlattığı bir konuyu yazarak not almak yerine anlattığı her şeyi resmederek defterime not almıştım ve bu nedenle sınıftan atılmıştım. Şimdi o günden bugüne bakınca aslında yaptığım işte en ufak bir değişiklik yok. En ufak bir fark yok. O zaman nasıl kendimi resim çizerek, çizimler yaparak ifade ediyorsam şu anda aynı şekilde kendimi en iyi ifade etme şeklim resim çizmek, illüstrasyonlar yapmak. Bu resim çizmek ve üretme tutkusu sonucunda Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarım Bölümü bölümünü okumaya karar verdim. Bölümü kazandığımdan itibaren en büyük hedefim mezun olduktan sonra İtalya'ya gidip oranın tasarım ve sanat kültürünü yerinde öğrenmekti. Yani konfor alanımdan çıkıp e, İtalya'ya gitmekti. Ve bunun için de önümde bir fırsat vardı. Bu fırsatta bir tasarım yarışması, ulusal bir tasarım yarışması ve birinciye yüksek lisans, yurtdışı eğitim bursu veriyorlardı. Ben de tabii ki bu fırsatı değerlendirmek üzere bir tasarım yaptım. Yarışmaya katıldım. İlk denememde dördüncülük ödülünü aldım Türkiye genelinde. Hedefim için yeterli değildi. Çok üzülmüştüm. Ama bir sonraki sene yine katılmaya karar verdim. Ve bu kez de üçüncü oldum. Halen hedefim için yetmiyordu bu derece. Son bir şansım kalmıştı. Mezun olmadan önce katılmam gereken son bir yarışma. Çünkü mezun olduktan sonra e, bu şansı artık elde edemiyordum. Ve ben bu son şansı da kullanmak üzere yine bir ürün tasarımı yaptım ve yarışmaya katıldım. Çok umutluydum kazanacağım için. Bu kez de ikincilik ödülü aldım ve bayağı moralim bozuldu çünkü asıl hedefim birincilikti ve yurtdışı bursunu kazanmaktı. Ve daha sonradan öğrendim ki birinci olan arkadaş bu bursu kullanamayacak ve burs otomatikman bana geçti. Evet ben burada çok şanslıyım. Ama benim burada vurgulamak istediğim nokta o şansı nasıl kendimin yarattığıydı. Ben ilk denemede başarısız olduğumda pes etseydim hedefime ulaşamayacaktım. Ya ikinci denemede oturduğum yerden hedefime ulaşmak isteseydim başarısız olacaktım, hedefime ulaşamayacaktım. Ve ben şansımı sonuna kadar zorlamaya karar verdim ve sonunda da şansımın yaver gitmesiyle bu hedefime ulaştım. Daha sonrasında İtalya maceram başladı. Orada yüksek lisans eğitimi aldım. Bu sürede sanat ve tasarım anlamında kendimi çok geliştirdim. Ama bu kendimi geliştirmemin en öne, en önemli nedenlerinden birisi de okul değil, okul dışında yaşadıklarımdı. Çünkü ben Türkiye'den oraya gittim. Türkiye'deki konfor alanımı bıraktım. Bir bilinmezliğe doğru gittim. Hiçbir kişiyi tanımıyordum orada. Dilini bilmiyordum. Ve mümkün olduğunca gezip yeni yerler görmeye başladım. Çünkü konfor alanımdan çıkınca özgün, özgüvenimin yerine geldiğini fark ettim. Daha çok şey öğrendiğimi fark ettim. Ve sırt çantamı alıp her fırsatta trenle, otobüsle, şehir farklı şehirlere, farklı ülkeleri gezmeye başladım. Kimi zaman tek başıma, kimi zaman bir arkadaşımla. Ve daha sonra bir gün karar verdim. İskandinav'a e gitmek üzere yola koyuldum. Norveç'te ve... Kuzey bölgede bir aya yakın vakit geçirdim çünkü oranın doğası beni inanılmaz cezbediyordu ee, ve kimi zaman Norveç'te bir hiç tanımadığım insanlarla aynı hostel odasını paylaştım, onların hikayelerini dinledim, onlardan çok şey öğrendim, onlarla beraber ee, onlarla beraber e, yeni yerler keşfettik ve bu benim özgüvenimi inanılmaz arttırdı. Ve daha sonrasında da ben o dönemde kendi tarzımı oluşturmaya çalışıyordum, kendi tasarım dilimi oluşturmaya çalışıyordum, kimliğimi. Evet, küçüklükten beri bir resim çizme merakım vardı, resim çiziyordum, kendimi bu yolla ifade ediyordum. Ama henüz bir tarzım oluşmamıştı. Ve benim artık ikinci bir tutkum vardı. Birincisi resim çizmek, illüstrasyonlar yapmak. İkincisi de gezip yeni yerler keşfetmek, oraların karakteristik yapılarına ya da hiç keşfedilmemiş yerlerini görüp e, oraları keşfetmekti. Tek bildiğim bir şey vardı kendi çizim tarzımla ilgili. O da şuydu. Gördüğüm şeyin hiçbir zaman aynısını resmetmezdim. Bu bana hep sıkıcı gelmiştir. Ya gördüğüm şeyin bir yerini deforme eder, onu e, kendi filtremden geçirip resmederdim. Ya da e, karakteristik bir özelliğini abartarak, karikatürize ederek resmederdim. Ve bu da o aydınlanmanın olduğu yerdi. Ben bu iki fikri, bu iki tutkuyu, resim çizme ve gezip yeni yerler görme, keşfetme tutkumu bir araya getirmeye karar verdim. Ve kendi dilimi oluşturmaya karar verdim. Bunu da nasıl yaptım? E, gördüğüm yerlerdeki doğayı, tarihi yapıyı, oradaki nesneleri, sokaktaki herhangi bir şeyi e, yeniden yorumlamaya karar verdim. Üzerlerini, üzerlerine yaptığım ilustrasyonlarla onlara yepyeni kimlikler kazandırmaya amaçladım. Çünkü onları biz görmeye alışkın olduğumuz şekilde değil de bambaşka formlarda insanların karşısına çıkarınca insan, insanların yüzündeki o tebessümü gördüm. Ve benim de en temel amacım bu çalışmaları yaparken insanların yüzünü güldürmek, insanların yüzünde tebessüm oluşturmaktı. Çünkü buna ihtiyacımız var. Çok gergin dönemler geçiriyoruz. Gerek pandemi, gerek ekonomik sıkıntılar, gelecek kaygısı. Ve Ben sosyal medyayı bu çalışmalarımla insanların yüzünü bir nevi güldürmek, olaylara farklı perspektiflerden bakmalarını biraz olsun sağlamak için çalışmaları yapmaya başladım. Şimdi sizi TEDx bana ilk davet mailini yolladığında çok sevindim ve daha sonra temanın The Mask olduğunu görünce de aslında benim yaptığım işle ne kadar paralel bir iş, bir tema olduğunu fark ettim. Çünkü ben de yapıları ve doğayı üzerlerine yaptığım illüstrasyonlarla bir nevi maske ediyorum ve onlara bambaşka kimlikler kazandırıyorum. Şimdi bu maskeleme işlemini nasıl yaptığımdan biraz bahsetmek istiyorum. Nasıl bir yol izlediğimden bahsetmek istiyorum ve bazı çalışmalarımın hikayesini anlatmak istiyorum. Şimdi birinci çalışmam. Şimdi öncelikle nasıl bir yol izlediğimden bahsetmek istiyorum. Ben bu yapıya baktığım andan itibaren artık bu yapı benim için bir mimari yapı olmaktan çıkıyor. Benim için tamamen bir grafik lekeye dönüşüyor. Zihnimde onu en soyut haline indirgiyorum. Yani bu da ne demektir? Geometrik formlarına indirgiyorum. Kubbesine bakınca ortası kesilmiş bir küre olarak görüyorum. Ve sizin bu yapıyla ilgili bir fikriniz var mı? Ne olabilir? Ne olarak yorumlanabilir? Ben bunun hikayesini anlatmak istiyorum önce. Daha sonra çalışmamı gö göstermek istiyorum ki az önce sanırım gördünüz. Ee, Venedik'te bir arkadaşımla beraber yürürken hava çok sıcaktı ve e, bir şeyler içmeye karar verdik ve ben de her zaman olduğu gibi etrafı inceliyordum, nasıl e, yapıları inceliyordum, onları nasıl yeniden yorumlayabilirim diye düşünüyordum, fikir arayışı içerisindeydim ve arkadaşım o sırada acaba hani e, soğuk bir şeyler içerim. Limonata mı, e, portakal suyu vesaire gibi şeyler söylerken onun söylediği o kelimeyle benim zihnimdeki fikri bir araya getirince ortaya bu görüntü çıktı. Bu çalışma benim o anki duygu ve düşüncelerimin, psikolojik ruh halimin aslında benim perspektifimden dışa vurumuydu. Galata Kulesi eee Evet, e, genelde spontane fikirler buluyorum. Ancak kimi zaman da gündemdeki olaylarla alakalı da çalışmalar yapmak istiyorum. Gündemdeki e, olaylara kendi perspektifimden e, göndermeler yapmak çok hoşuma gidiyor. O dönemde SpaceX gündemdeydi. E, uzaya insanlı araç yollamışlardı. Ve ben de düşündüm. Bu araç Türkiye'den atılsaydı, ve ben bunu resmetseydim nasıl bir manzarayla karşılaşırdık diye. Ve ortaya bu çalışmam çıktı. Ben ilk çalışmalarımı yaparken hep yurt dışındaki yapılarla ilgili çalışmalar yapıyordum. Avrupa'daki, İtalya'daki. Ama daha sonra İtalya'daki bazı arkadaşlarımın İstanbul ve Türkiye'ye olan bakış açılarını gördükten sonra Burayı çok yanlış tanımalarını, tanıdıklarını şahit olduktan sonra İstanbul ve Türkiye'nin diğer e, güzelliklerini de onlara sunma ihtiyacı hissettim ve buna da nereden başladım? Tabii ki Kapadokya'dan başladım. Çünkü Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan bir yer bence. Ve oranın kimliği haline gelen balonları nasıl yeniden yorumlayıp bunu insanların karşısına çıkarabilirim diye düşündüm. Ve bu Düşünce sonucunda gözümde küçüklük kahramanlarımızdan Oburix beliriverdi. Keşke maskeleriniz olmasaydı da yüzlerinizdeki tebessümü daha net görseydim. Yani asıl istediğim manzara amacım insanların yüzünü güldürmek olan birisi için bu manzara gerçekten çok hoş benim için. Evet, bu manzarayı hepiniz biliyorsunuz. Her İstanbul diyor gerçekten çok güzel bir manzara. Müsilaj problemi çok sık karşımıza çıkıyor ve hepimizi derinden üzüyor. Genelde ben yaptığım çalışmalarla insanların yüzünü güldürmeyi amaçlıyorum. Onlarda tebessüm yaratmayı amaçlıyorum. Ama kimi zaman geliyor ki gündemdeki bazı olaylara da eleştirel yönden bakıp onu kendi perspektifimden insanlara sunmak istiyorum çünkü. Ee, onu daha çarpıcı hale getirmek istiyorum ki insanların aklına kazınsın. Evet herkes sosyal medyada yazdı, etti, paylaşımlar yaptı, bu konuya değindi. Ben de düşündüm bu konuya nasıl ben kendi perspektifimden bakıp insanların karşısına öyle bir çıkarırım ki insanların aklında yer eder. Ve buna da nereden başladım? Müsilajın kaynağından. Müsilajın kaynağını hepimiz biliyoruz. Onu araştırdım. Ve daha sonradan müsilajın kaynağını öyle bir resmetmeliyim ki insanların aklına bu şekilde kazınmasını istedim. Buna, bu kişi sembolik bir biri ve hepimiz tanıyoruz bu kişiyi aslında. Geçen sene pandemi ilk patladığında ben Milano'daydım. Henüz orada vakalar yeni yeni yükselmeye başlamıştı. Ve ben de çok telaşlıydım tabii ki. Apar topar valizimi hazırladım. Ve bir gece yarısı apar topar İstanbul'a geldim. Ee, daha sonra İstanbul'a ben geldikten hemen sonra kapılar kapandı. Oradaki projelerim, oradaki işlerimin hepsi iptal oldu. Ee, hepimiz için çok kaotik bir süre başladı. Hepimiz için bir belirsizlik başladı. Çünkü daha önceden böyle bir deneyimimiz yoktu. Nasıl karşılık veririz bilmiyorduk. Ee, ve ben de... Bu konuyla alakalı bir çalışma yapmak istedim. İnsan ben buraya geldikten sonra tabii ki İstanbul'da da Türkiye'de de karantina başladı ve herkesin yüzünde o endişeyi, o korkuyu gördüm. Ve ben de nasıl bir çalışma yapabilirim ki insanların evine girerim o çalışmayla beraber ve o çalışmayla insanların yüzünü güldürürüm. Aynı zamanda da sosyal bir mesaj veririm kendi sağlığımız için diye düşündüm. Bunu düşünmeye de köprülerden başladım. Çünkü köprüler nedir? İki yakayı bir araya getirirler. İnsanları bir araya getirmek için olan bir unsurdur köprüler. Ama ben bu dönemde köprülerin bu ana özelliğini yerine getirmemesi gerektiğini vurgulamak istedim bizim sağlığımız için. Ve bunu yaparken de yine zihnimde soyutladım. Yine köprüyü en soyut haline indirgedim zihnimde geometrik formlardan. Ve buradaki iki insanı gördüm birbirlerine el sallayarak bir süreliğine o iki insanın bir araya gelmemesi gerektiğini vurguladım. Aslında bu iki insan biziz. Bu bizi temsil ediyor ve umarım dünya eski haline geri döner ve bu iki insan bir araya gelir ve ben de bunu resmederim. Yine Türkiye'nin diğer güzelliklerinden, Asos'taki tarihi yapılardan esinlendim. Onları yeniden yorumlamak istedim. Ee, i̇zlediğim filmler, izlediğim e, diziler, okuduğum kitaplar beni her zaman çok besledi. Onlardan çok şey aldım ve e, çalışmalarıma da onları uyarlamak istedim. Nasıl e, yeniden yorumlayıp izlediğim filmden veya diziden en can alıcı sahneyi kendi çalışmalarıma uyarlayabilirim diye düşünürken ortaya bu çalışma çıktı. Bu karakteri birçoğunuz biliyordur belki anlayabilirsiniz. E, satranç dizisinin en can alıcı sahnesini yeniden kendi perspektifimle yorumlamaya karar verdim ve böyle bir çalışma çıktı ortaya. Galata Köprüsü'nün pandemiden önceki halini hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? Müziğin eksik olmadığı, kalabalığın eksik olmadığı çok canlı bir yer. Bu pandemi döneminde tabii ki sağlığımız için Galata Kulesi eski halinde değil. Müzik yok, kalabalık değil. Ve bu beni çok rahatsız etmişti. Nasıl bir çalışma yapabilirim ki Galata Kulesi'ni bir nevi kendi açımdan eski haline döndürebilirim diye düşünürken yine köprüye, yine kendi perspektifimden baktım ve o gitar perdelerini gördüm. Siz de gördünüz mü gitar perdelerini? kendi perspektifimden Galata Kulesi'ni Galata Köprüsü'nü nasıl eski haline döndürebilirim diye düşündüm ve böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Şimdi bu yaptığım çalışmaların en büyük ortak noktası istikrarlı bir şekilde çalışmaktı. Beni 10 kişi de biliyorken, 20 kişi de biliyorken ben bu yaptığım çalışmalara inandığım için, insanların yüzündeki tebessüme inandığım için bu çalışmalarımı istikrarlı bir şekilde yaptım. Yaptım, yaptım, yayınladım, insanlarla buluşturdum ve bir nokta geldi. Bu çalışmalarım binlerce kişi tarafından paylaşılmaya başlandı ki her illüstratör, her tasarımcı için en önemli şey bu. Yaptığı çalışmanın mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşması. Ve bir nokta geldi ki çok büyük markalarla çok büyük projeler yapmaya başladık. bu, bu yaptığım şey aslında oyun oynamak gibi bulmaca çözmek gibi ve e, bu istikrarlı çalışmalar sonucunda hedefime adım adım ulaşırken e, size verebileceğim en büyük e, tavsiye gerçekten inandığınız bir fikriniz, e, bir projeniz varsa bunu mümkün olduğunca insanlarla paylaşmaya çalışın çünkü çağımız gereği e, yayınladığımız bir şeyi dünyanın öbür ucundan başka birisi görebiliyor ve o nedenle çok şanslıyız. Yaptığımız işleri herkese ulaştırabiliyoruz. Başlarda belki değer görmeyebilir. Çok fazla kişi yaptığınız fikri görmeyi gö görmeyebilir. Ama eğer siz istikrarlı bir şekilde bu çalışmalarınıza devam ederseniz ve yayınlarsanız belli bir nokta geldikten sonra çalışmalarınızda, işinizde değer görmeye başlayacak ve keşfedilmeye başlayacaksınız. Bu nedenle istikrarlı bir şekilde çalışarak umutsuzluğa kapılmadan işlerinizi üretmeyi tavsiye ediyorum size. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.